Hocam şimdiye kadar yaptığım hiçbir programa uyamıyorum. Sürekli olarak erteliyorum. Galiba başarısız olacağım. Bunun ilacı nedir diyen arkadaşlar? Evet, bunun ilacı bu videoda. Haydi bakalım izliyoruz. Arkadaşlar farkında mısınız? Sürekli erteliyoruz. Amaçsızca, umarsızca, hunharca erteliyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz ve erteliyoruz. Artık buna bir dur demenin vakti geldi. Çünkü cep telefonu, bilgisayar, oyun konsolları vesaire derken artık çalışmalarımızı da etkili bir şekilde yapmamız, açıklarımızı kapatmamız gerekir. Bu yüzden yapmış olduğunuz programa nasıl uyabilirsiniz? Şimdi bunların adımlarını vereceğim. Öncelikle yapmanız gereken hedeflerinizi yazmanız. Önümüzdeki süreç kaç aylık bir zaman dilimini ifade ediyorsa sizin için, yani şu tarihe kadar şunu yapmalıyım diyebileceğiniz şeyler varsa bunların hepsini şöyle güzelce bir kağıda yazmanızı tavsiye ediyorum. Bunu yaptıktan sonra ise bunlar kaç saat ders çalışmanız gerektiği, kaç tane konu bitirmeniz gerektiği ya da ders dışında kendinizi geliştirmek istediğiniz herhangi bir şey olabilir. Önce hedeflerimizi ve bitirmek istediklerimizi yazıyoruz ve onları gözümüzün önüne koyuyoruz. Geçelim ikinci aşamaya. Arkadaşlar sorumluluklarımız var ve bizler sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz müddetçe başarılı olacağız. Bu yüzden ertelemeden, vazgeçmeden ve yapmamız gerekenlere odaklanarak çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Bilimsel araştırmaların bize söylediği çok güzel bir şey var. Neyin davranışa dönüşmesini istiyorsak onu 21 gün boyunca yaptığımız sürece biz artık o işte istikrar yakalamaya başlar ve başarı düzeyimizi de gittikçe artırırız. Bu yüzden ilk 21 günün çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki biraz önce ne yaptık? Yapmak istediklerimizi, hedeflerimizi bir program dahilinde oluşturduk ve bunu 21 gün boyunca yapmak üzere kendimizi motive ettik. Burada asla vazgeçmeden 21 gün boyunca, bir gün bile atlamadan hedeflerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve tabii ki 21. günün sonunda çalışmalarınız bitmiyor. Diğer günlerde de hedeflediğiniz gün kadarıyla çalışmalarınızı devam ettirebilirsiniz. Şimdi size asıl ayrıntıyı veriyorum. Bu ilk 21 gün boyunca neyi, ne kadar veya kaç saat yapmayı planladıysanız bu 21 gün yapmayı planladığınız şeylerin yarısını yapın. Evet, size de garip gelebilir ancak bunu küçümsemeyin. Ya bu kadar da az çalışılır mı demeyin ve uygulayın. Yarısını yaptığınız zaman, ertelemediğiniz zaman ve bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğiniz zaman 21 günün o alışma evresinin sizin için hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Bir süre sonra normal temponuza döndüğünüzde de yapmış olduğunuz şeyler davranışa dönüştüğü için artık hedeflerinize ulaşabiliyor ve üstesinden gelmeniz gerekenlerin artık size daha da yakın olduğunu göreceksiniz. YKS yolculuğuna yaklaştığımız bu günlerde özellikle istikrarlı olmak bizim için çok önemli. Planladığınız hedefler her ne olursa olsun başarıya ulaşmak için elinizden geleni yapın. Planlayan, ertelemeyen, vazgeçmeyen arkadaşlara selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.